Previously on Sekiro Shadows Die Twice. İstediğini çıkartabilir. Şunları boş boş bir dinleyelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki mini boss var. İkisini de oyunun başında gördük. Şu yandaki pek de mini boss sayılmaz. O yüzden şunu şöyle gizlice öldürüp köpeğini yaptıktan sonra şu boss'ta olan zevklerini görelim. Evet, o zaman son prayer beatlerimizi de bir bassak mı? Bu kez unutmadım. Evet, kupala geldi. Artık prayer beatle zikleyişim yok. Tıpkı Groot seedle meetle gitli olmadığı gibi. Fistful of Ash. Ya hayır ya. Bu kadar şanssız olamam. Bıktım sizden ya. Gerçekten de bu kırmızı şapkalılardan bıktım. Lanet kaçsın ya. Oyundaki herhalde en nefret ettiğim düşman tipi. Şimdi bir şey hatırlamam lazım. Hatırlamaya çalışıyorum. O taraftan mı? Galiba o taraftan devam edeceğim. Yani Drunkard'ı kestik. Bildiğiniz arkadaşlar başa doğru koşuyorum. Öyle düşünün. Evet, rest attım biliyorum. Bunlar yeniden canlandı ama önemleri yok. Şu an speedrun yapıyormuşuz gibi düşün. Şurada Drunkard'ın önündeki o kapı açık mı açık? Arkadaş, ben her aydılı açarım, umurumda değil. Yanma, yanma. Heh. Oyunun başını hatırladınız mı buraları? Evet, 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 evet. Aha. Boş boş hareketler yapıyorlar işte. Bir anda müzik kesildi. Ne oluyoruz? Zıbırt, müzik kesildi böyle. Evet, geldik oraya. Acına son verelim. Sizden nefret ediyorum. Her şey yanıyordu. Öfkesini kontrol edemiyordu. Her şey yakıyordu. Bu pençe izlerini de gördünüz zaten. Bu benim oyundaki en sevdiğim bosslardan biri denebilir. Ve bu gördüğünüz şey tabii ki de bizim bir aydılımız değil. Biz boss'a ışınlıyor. Evet. Bakın onu nasıl da dövüyorlar. Merhaba Demon of Hatred. İsmini doğru hatırladın değil mi?
Evet, bu boss biraz uğraştıracak. Önce şunları bir çıkartalım. Şimdi. İşte bu parmak şeklindeki düdük bugünler için vardı ama bir dakika, yanlış, yani doğru bilgi. O parmak şeklindeki düdüğü çok kullanacağız. Üstüne bir de bazı saldırılar için bu şemsiyeyi kullanacağız. İlk iki fazdaki saldırıları için çoğunlukla şemsiyeyi kullanacağız. Onun dışında bu işe yarar mı ki? 7 tane kost harcıyor ya. Yani bu hiçbir işe yaramaz, bunu söyleyeyim de. 7 kost çok fazla. Onun dışında şuraya şekerlerimizi takalım. Şeker kullanacağız. Yani başta rahat edin, fazladan savuralım. İlk phase'den hızlıca kurtulalım diye şeker kullanacağız. Ve bir de Divine Confetti kullanacağız. Bu yüzden 47 tane Divine Confetti aldım. Bizim asıl base'den diyeyim. Yani hani upgrade'lerimizi falan yaptığımız mekanda bir tane daha satıcı var ya. Bu aralar Divine Confetti satmaya başladı. Oradan gittim, 47 tane Divine Confetti aldım. Bundan 9 tane var. Olmadı artık. Yani Akonu şekerini kullanırım. Biterse yapacak bir şey yok. Şimdi benim bir şey hatırlamam lazım. Bir dakika. Harcıyor. Bir rest hızlı. Biz ne olur olmaz şunu değiştirelim de etrafında, şimdi ben boss'la ilgili şunu bilmiyorum, sürekli reset atın, eğer etrafında adamlar olursa böyle gizli saldırıyla belki şu fazladan savurma buff'ını da alırım. Ama bu bana çok fazla şeye mal olur ya, çok fazla spirit emblem'e mal olur. Haydi bismillah. Oy. Bunun olacağı belli zaten. Ben daha hiçbir şeyimi kullanmıyorum. Şu hareketlerimden nasıl kaçacağım bilmiyorum çünkü. Böcek gibi. Sen gerçekten de çok güzel bir boss'un. Seni kesmek çok keyifli olacak. Demon of Hatred. Tam bir Dark Souls boss'sun, biliyor musun? Bence Bloodborne 2'yi yapacağım derken, Sekiro'ya odaklanırken bu boss'u buraya koymuşlar. Şöyle Akol basalım. Şöyle Divine Confetti'yi. Umarım şimdi yetişir ve birkaç tane hasar vururum. Free. Çalışıyorum. Ama işte sen benden kaçma. Oha. Aha.
kaçamam. Köşeye de sıkışın denebilir hatta. Feci köşeye sıkıştım. Evet, harika, bir yerden çekiç sesleri geliyor. Aman ne güzel. Aaa. İlk fez gitti. Güzel. Sen patlayacaksın, sen patlayacaksın. Doğru. Herhalde buradan da bana vuramaz değil mi? Yakaladım. Oh! Kafasını geçirdi. Kaçamam. Zıpla. Çok iyi. Yakaladım. Kaçamam. Yani yine köşeye sıkıştırdı denebilir. Kaçıp can basmalıyım. Ya şunu yapacağım, hiç anlamıyorum. Zıplamam da etmedi. Gönder, alevden yanan askerleri gönder böyle. Baksana da üstüne koşuyorlar böyle mikrobolu. Çok tuhaf değil mi? Hayret, bu kez tutturamadı. Ne ha? Oyunun bildiğiniz can basma eşyalarımı çalma çabaları. No. Böyle topuna. İkinci canını da alırım böyle. Şimdi bir dakika. Burada önemli bir kısım var. Yako nerede? Eşyamızı da değiştiriyoruz. İlk önce aşağıdan, sonra anam yukarıdan gelir diye bekliyordum ben onu. Hayda, yürü git. Şu alev sönecek mi? Ben ödesi yakalar acaba. Çünkü alevin içinde doğarsam tekrar kötü olur. Bir can basayım. Bir yaşı kura basayım. Sonra bir divine conflict'i basayım. Şerefsiz. Kestim! Üçüncü denemede! Oye bebeğim! İşte bu! Wow! Oh
This boss is so cool. Mükemmeldi. Oy. Gerçekten de en zevk aldığım boss buydu. Uy. Şimdi boss'u geçtikten sonra bir daha açıklıyorum. Yoshikura şekerlerini neden en son kullandım? Çünkü can barınızı düşürürler. Küçültüler. Akonu şekerlerinin hepsini elimdekileri kullandım galiba. O yüzden göremiyorsunuz şu an. Akonu şekerlerini ilk iki phase'inde hasa vurmak için kullandım. Divine Confetti hep kullandım. Bu yüzden çok fazla 47'ye yakın Divine Confetti aldım ki boss'a her phase'inde fazladan hasar vurabileyim. Her boş dakikamda bir can bir Divine Confetti bastım zaten. Basabildiğim kadar. Üçüncü phase'de malcontent. Neden? Çünkü bütün üçüncü phase'i free geçmemi sağlayan prosthetic tool saygıyla eğiliyoruz önünde. Ve neredeyse çoğu alevli vuran, kaçamayacağımı düşündüğüm hasarlarda paçamı kurtaran Suzaku's Lotus şemsiyesi saygıyla eğiliyoruz önünde. Uy. Şimdi acaba bakın bir de lapis lazuli kaç tane aldım acaba? Lapis lazuli kaç tane aldım? 3 tane var. 3 tane. 4 tane olsa baltayı güçlendirebilirdim. 3 tane var. Oyundaki belki de bosslar harici çoğu yerde bile kullanmadığım eşyaları güçlendireceğim. Şimdi gidip neyi? Çoğu köpekte işimize yarayan eşya shuriken'i güçlendireceğim. Aşağıdan yukarı ışınlandı sanki. Sıra sende iş. Nope. Yarım kaldı, bloğa basıyorum. Senin postürün hala adam akıllı dolmadı. İyi al ilk canını al. Hadi senin için al. Bayılırsın. Canım da böyle kalsın istiyorsun doğru. Mikir counter yaptım ama işlemedi doğru. Hayret mikir counter yaptım işledi yanlış. Canımı oraya indirmek isteyeceksin gene. O bara.
Zıpla. Aa hayret, o hareketi nasıl tutmadı, yanlış. Postum inebilir mi artık? Tamam, ilk canı gitti. Biraz kaçayım. Çünkü bunu yapacak. Böyle sopasını çıkaracak. Kılıç, sopa. Başka bir silahın yok mu? Bir tane daha var da. Onu belli etmiyoruz. Değil mi? İşincim. Bak bu oydu mesela. Nasıl ya? Nasıl da bekliyor o anı? Baba böyle pellet basıyorum, hemen ateş ediyor. Mikiri yaptım. Vallahi mikiri yaptım. Yemin ederim mikiri yaptım ya. Ah. Bir hareket hareket yap da öyle. O hareketinden nefret ediyorum, biliyor musun? Aa, nasıl tutar? Nasıl tutar? İkinci canını da aldık. Süper. Son pelotu bastım. Yarım saat bloktayım. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Evet.
keşke üstüne atlasaydım o yıldırımın. Bir dakika. Belki paçamı kurtarır. Gel, geber, işin The Sword Saint, geber. Oh. Beşinci deneme. Oh. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biraz nefes alayım. Oh. Şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu anda bu boss'u burada öldürmek zorunda değilsiniz. Bu boss'u burada öldürürseniz oyun biter. Bu boss artık sürekli böyle kalacak. Şu anda gidip istediğinizi yapabilirsiniz oyunda. İstediğiniz şeyi kesebilirsiniz, istediğiniz zaman istediğinizi yapabilirsiniz. Ama ben ne yapacağım? Lanet olası seni. O ikinci sahte Mortal Blade'ini de al. Ve Lord Crow'yu rahat bırak ve bu topraklardan defol git. Aa dur bir dakika, yoksa aa şu anda tamam, yanlış bilgi arkadaşlar. Şu an istediğinizi yapabilirsiniz. Şu an istediğinizi yapabilirsiniz oyunda. Gel şurada kareye basmadığınız sürece istediğinizi yapabilirsiniz oyunda. Ama artık bu oyunu bitirmemizin zamanı geldi de geçiyor. İkinciyi denedim bakayım. O sabah.
yukarerのですね. はい。私も人として懸命に生き、そして死のうと思います。 Güzel serimizin daha burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım kötü bir seçim yapmamışımdır sonla ilgili. Ben doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum ama bu oyunda seçim olarak tek bir tane kötü seçim var diye biliyorum. Onun da hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Neyse. Tekrar izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Cidden. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanala da destek olmuş olursunuz. Hoşça kalın. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere.